Evliya-i Kiram Hazeratı'ndan Yunus Emre'miz hani der ya söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı yağ ile bal ede bir söz. Üsluplarındaki zarafeti de yine biz Evliya-i Kiram'da seyrediyoruz. Bir nasihat örneği arz etmek isterim. İdarecilere tavsiyeler başlığıyla hatıralar arasında yer alan bir husus. Eseyd Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin dua ve tavsiyelerine ve o zarif üslubuna bir örnektir. Merhum Turgut Özal Bey parti kurup siyasete atılmaya niyet edince Ali Coşkun Bey'e der ki gel seninle bir yere gideceğiz, akıl danışacağız. Doğruca Malatya'ya gelir, şeker fabrikasının misafirhanesinde Hulusi Efendi Hazretleri ile buluşurlar. Meşhur Somuncu Baba Hazretleri'nin torununa müracaat ederler. Ali Coşkun Bey o görüşmede neler konuşulduğunu şöyle naklediyor. Turgut Özal konuyu uzun uzun anlattı. Özetleyelim. Parti kurup seçime girmek niyetindeyim. Milli Güvenlik Konseyi yeşil ışık yakıyor. Sizin düşünceniz benim için önemli. Ne dersiniz?" dedi. Söz sırası Hacı Hulusi Efendi Hazretlerine gelince hayırlı olsun. Allah yolunu açık etsin buyurdu. Ve sözlerine şöyle devam ettiler. Sana birkaç şey söyleyeceğim. Ben 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 deme. Bencillik insanı şaşırtır. Doğru yoldan uzaklaştırır. İstişareye önem ver. Siyasette diyalog esastır. Devlet dairesinde de dürüst ol. Dünya malına tamah etme. Devletin malını, parasını gözün gibi koru. Sakın ola ki makam hırsına kapılma. Turgut Özal, Ali Coşkun'dan not almasını ister. Coşkun da sohbeti, öğütleri not eder. Görüşme bitmiştir, çıkmak üzerelerdir. Seyyid Hulusi Efendi Hazretleri son bir şey daha söyler. Halka hizmet hakka ibadettir. Ama sen bu sözü kullanırken ibadet deme. Yoksa sana takunyalı derler. En iyisi sen de ki halka hizmet hakka hizmettir. Merhum Turgut Özal Bey Hulusi Efendi Hazretlerinin duasını alır. Halka hizmet hakka hizmettir sloganıyla malumunuz olduğu üzere halkın teveccühünü kazanır yıllarca memlekete hizmette bulunur